Değerli dostlar, can dostlar, merhabalar. Yeni bir videodan daha seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim nasılsınız? İyisiniz inşallah. Her zamanki gibi ve daima olması gerektiği gibi hep mutlu olun, mutlu kalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Hep iyi günleriniz olsun önlerinizde inşallah. Efendim bu videomuzda neredeydik? Güzel Tarsus ilçemizdeydik. Tarsus'la ilgili hemen rutin olduğu üzere bir bilgi vermeye çalışayım. Efendim Tarsus ilçemiz kuruluşundan beri hemen hemen adı ve yeri hiç değişmemiş. Çok kadim, 8000 yıla dayanan bir yerleşim yeri. İsmiyle alakalı çok rivayet var. Tamamı da mitolojik. Şimdi hepsini anlatmaya çalışmayayım. Açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Bu mitolojik şeyleri biraz böyle ütopik, uçuk kaçık buluyorum. Onun için de çok paylaşmadım. Ama merak ederseniz okunabilir, öğrenilebilir bir hikayesi. Daha doğrusu hikayeleri var. Benim görebildiğim kadarıyla 3-4 tane bu türden mitolojik, efsanevi bir hikayesi var. Ama şunu gördüm değerli dostlar. Bir önceki videomuzda dahil olmak üzere Ashab-ı Kehf. Gerçekten dolu dolu. Her yönüyle ama tarihiyle, doğasıyla, birikimiyle, şu andaki hali hazır hareketliliğiyle, insan yapısı, dinamikliği yani şehrin enerjisiyle birlikte çok hoş bir yer. Bayağı bir gezdik. Hatta şöyle diyebilirim, bir videoya sığmayacak kadar geniş bir portföyü var Tarsus ilçemizin. İnşallah beğeneceğiniz, yine boşa geçmemiş bir zaman dilimi olması açısından güzel bir video olmuştur diye ümit ediyoruz. Efendim bu videomuzun da hikayeciğini, daha doğrusu anlam yüklü, mesaj yüklü, küçük ama etkisi büyük hikayeciğini kıssasında beraber anlatalım, dinleyelim. Gereken mesajı da alalım inşallah. Efendim bir gün bir çocuk elini bir kavanoza sokar. Kendisi uğraşır çıkaramaz. Annesi uğraşır çıkaramaz, babası gelir, efendim işte olabilecek tüm yöntemler uygulanır, sabun sürülür, krem sürülür ve benzeri artık olabilecek her şey denenmiştir. Fakat çocuğun eli bir türlü çıkmamaktadır. Tabi kırılabilir mi? Belki ama zarar verebilir düşüncesiyle. Onu ertelerler veya son seçenek olarak kalır belki. En son baba çocuğun elini çıkaramayacağını anlayınca şöyle der. Bu eli buradan çıkaracak kişiye 100 lira verebilirdim deyince birden çocuk elini kavanozdan çeker ve çıkarır. Şimdi çocuk elini çıkardıktan sonra anne baba hem sevinir hem hayret eder. Yavrum der, niçin bu kadar kolaydı da yapmadın? Daha doğrusu niye yapmadın? Gibisinden sorduklarına der ki elimde 1 lira tutuyordum der. Peki niye açtın neyce? 100 lirayı duyunca 1 lirayı gözden çıkardım der artık. Yani mesajı açısından değerli dostlar, tabi yoruma açık ama bence çok başlıklı ama sonuç itibariyle anlamlı bir mesajı var. Şimdi bazen bunu hayata uyarladığımız zaman elimizde, mecazi anlamda tabi, kafamızda, bünyemizi tuttuğumuz o kadar küçük, basit şeyler var ki onun yüzünden belki de daha büyük güzellikleri, paylaşımları veya birikimleri artık kendi adınıza nasıl değerlendirirseniz neleri kaybettiğimizi bir bilsek bunları hemen bir kenara bırakır, oraya yoğunlaşırız. Ama nedense an itibariyle o bize daha mı önemli geliyor veya daha mı öne geçiyor bilemiyoruz. Bu küçük şeylerle oyalanıp arkasında büyük şeyleri kaybediyoruz. Bir kibrit çöpünü diyor, gözünüze ne kadar yaklaştırırsanız arkasında bir kocaman ormanı kaybedersiniz. Çünkü artık önemsiz olan şey gözünüzün tüm görme alanını kaplamıştır. Yani bunu farklı değerlendirirsek, o anki kafamıza takılan, bizim önemli gibi gördüğümüz belki birçok şey, bizi meşgul eden, beynimizi örten, efendim zamanımızı ciddi anlamda törpüleyen şeyleri ilerleyen zamanda ne kadar da gereksizmiş. Buna ne kadar da çok zaman ayırmışım.
veya önemliyle önemsizi ayıramamışım gibi üzüntülere, kaygılara ve değerlendirmelere giriyoruz. Yani buradan nasıl bir mesaj çıkabilir değerli dostlar? Bazen elimizdeki gibi beynimizdeki birçok şeyi de o anda oralara bir yere bırakmak lazım. Yani ben hep şöyle diyorum. Vücudumuz gereksiz şeyleri atmak için çabalar durur. Bunu önlememek lazım aslında. Yani geciktirilen lavabo ihtiyacından tutun. Efendim işte midenin temizlenmesi ihtiyacından tutun. Ve yani, benzeri yani vücudun boşaltımla alakalı tüm sistemlerini düşündüğünüz zaman bakın geciktirdikçe o size eziyete dönüşüyor ve bir süre sonra hastalığa da dönüşebiliyor. Yani buradan yola çıkarak diyorum ki beynimizin de atması gereken fazlalıkları var. Yani daha değerlisi için vazgeçmemiz gereken basit şeyler var. İşte bunları da bazen farkındalık noktasını biraz genişleterek atmamız lazım. Bu yüklerden kurtulmamız lazım ki daha güzellerine yer açılsın diye değerlendirdim ben. Tabii siz daha farklı yorumlar, değerlendirmeler yaptıysanız paylaşalım. Bizim de ufkumuz genişlesin. Farkındalığımız artsın inşallah. Evet değerli dostlar, bu kısacık kıssamızın hissesini de aldıktan sonra sizleri videomuzda baş başa bırakıyorum. Dediğim gibi yine hoşça vakit geçirebileceğiniz güzel bir video olmuştur ümidiyle. Dostlar Tarsus'tayız. Makamı Danyal Camii'ne geldik. Yani aynı anda Danyal peygamberin kabrinde olduğu yer diye biliniyor. Şimdi böyle bir girişi var. Şöyle aşağıya doğru bir görüntü alayım. Şekilde burayı buradan alayım. Aşağı inme şansımız yok. Yani bu kadar yer altında olma ihtimali yok. Hani şehirler zamanla doluyor. Ondan dolayı altta kalmış olabilir. Yani burası normalde yüzeyde bir yer gibi geliyor. Bu şekilde cam teraslarla, korkuluklarla düzenleme yapılmış. Gayet güzel olmuş. Burası cami bölümü. Birazdan girelim. Bir de şu açıdan alayım sizi. De yine böyle muhafaza edilmiş. Etraf canlı muhafaza ve eski kısımlar açık, havalanması açısından da uygun olmuş. Tabi az önce tahmin yürüttüm ama üst kısmın hala daha üstte olması acaba iki katlı bir yer mi? Ki öyle. Sanki. Şuraya bakalım. Evet burada tam fikir yürütemiyoruz. Yani burada bir şey yok. Sanki şu karşıda. Evet, sanki orada bir lahit var gibi. Şöyle yaklaştırmaya çalışayım size. Şu içeride yatay lahiti görebiliyorsunuz. Evet. Okuyalım. Danyal Peygamber Aleyhisselam'la beraber tüm geçmişlerimize de. Bu kısım orijinal haliyle duruyor fakat üst kısma karşılama bölümüne böyle bir ek yapılmış.
Bu bölüm muhtemelen camide dahil saat 19'da kapanıyor. Gelecek dostlar varsa zaman sınırlaması var. Bilginiz olsun. Evet, bu yapı, bu taşlar birbirine bağlantılı bir şekilde yıllardır ayakta duruyor. Burası da az önce geldiğimiz yerin arka tarafı. Yine makam burası olsa gerek. Evet, burada da Makam-ı Daniyal Camii Arkeolojik Kazı Evreleri diyor. Güzel, yine teşekkür ediyorum. Maddi manevi bu konuda emekleri, gayretleri olan tüm güzel insanlara. Bu bölgelerin olmazsa olmazı çınar altları ve onun altında çay muhabbeti. Pek bayan yok ama ben Nihal Hanım'a bir çay ikram edeyim burada. Slow Food diyor. Yeryüzü Pazarı Tarsus. Bu arkada da yeni dönem bir yapı var. Burası Kubat Paşa Medresesi'ymiş. Yine burası saat 17'de kapanıyor dostlar. Burada Bizans dönemine ait mozaikler var. Ve cam teraslarla kapanmış. Çok güzel olmuş. Bu uygulamayı seviyorum. Evet hanımefendi, ne var burada? Dokumacılık. Kilim dokuyan bir hanım kız. Burada da o döneme ait kullanılan malzemeler. Buranın da orijinal hali. Yani genel yapı değişmemiş tabii. Giriş ve duvarlar. Güzel düzenlenmiş. Hani geçenlerde Eğirdir'de de konuşmuştuk. Atabey'de de konuşmuştuk. Buraların hem canlı kalması hem de bu ürünlerin sergilenmesiyle beraber daha aktif olması adına çok önemsiyorum. Bu konuda yine Tarsus Belediyesi'ni samimi olarak kutluyorum. Kağan'ı türü, bu tür arabalar, karşıdaki ablamın yaptığı gibi öküzler önde, her rampada yavaş da olsa çekerdi. Yani yolda kalmaz genelde. Çamur, çaylak hariç derlerdi eskiden. Eyvan bölümü, burada halı sergilenmiş. Yapı aynı, mimari yapı aynı. Bu medrese mantığında ev yaşamı da önemli bizim kültürümüzde. Hamur teknesi, senit. Biraz bölgesel bir kavram. Yani hamur açılan tahta. Sini. Mümkün olduğu kadar sade bir ortam var. Sandalyeler. Şimdi bizim kullandığımız sandalyelerin orijinali. O zamandan bulmuş adam katlanır sandalyeyi. İşte insanlar böyle geliyor. Şimdiki mantığı hayal etmiş. İşte arabasını park etmiş. Efendim işte ortamına göre yemek varsa var. Yoksa kendi ağzında bir şey varsa onu atıştıracak. Evet. Tarsus hatırası. Evet. Bunlar çok meşhurdu çocukluğumuzda. Hatta böyle S'ler ters olurdu. Farkındalık veya değişiklik olsun diye. Böyle körüklü makineler. Yine burada bir tarihi mekan var. Burası eski camiymiş. Bu camiye Cami-i Kilise veya Bay Timur Camii de denilmektedir diyor. Milattan sonra 300 yıllarında kilise olarak inşa edilmiş. Evet. Kapısı bile orijinal haliyle duruyor. Oo. Çok güzel. Az önce hikayesini okuduğumuz caminin içindeyiz. Eski cami. Evet. Mihrap, minber sonradan tabii malumuz kiliseden dönmüş burası. Burası eski Tarsus mu çarşısı, evet, işte pazarı olan? Kilise. Eski kiliseymiş, evet. Kilise. Evet. İşte 40 kaşık. Ha, ben onu soracaktım. Şey oldu mı? 40 kaşık, evet. Şu saatin olsun olduğu yer.
Saat var. Ha, evet, evet, saatin olduğu yer. Tamam. Saati, saat orada. Şimdi merkez burası. Merkez şimdi bir orası kaldı bizim. Evet, evet. Bir de Kleopatra kapısı kaldı. Kleopatra kapısı hemen şu çok ileride. Yani yine yürüme yoluyla? Aşağı yukarı bir 5-10 dakika sürer. İyi, tamam. Yukurtlar bize. Tarsus gezimize devam ediyoruz. Eski kiliseden sonra burada Roma hamamı. Yani altından geçmek, Kemeraltı diye bir yer var. Evet, dediğim gibi yan taraf yine kilise, hamam. Hani gezdiğimiz antik kentlerde de böyle bir şey vardı ya. Kiliseler, hamamlar vesaireler hepsi yan yana. Böyle bir kısmı kalmış. Yanında yine o kadar eski olmasa da güzel bir bina var ama inşallah restore aşamasındadır. Zayi olmamasını ümit ederim. Her sektörden var yaklaşık. Yünci, iplikçiden tutun. Hatta öyle ilginç ki bakın. Kendi levhasını kendi yapmış. N harfi ters. Şişe. Burada da böyle farklı formatta bir şahmaran çayhanesi var. Güzel, ağaçların altında dinlenip çayın tadını alabileceğiniz bir yer. Şimdi Bedestene doğru ilerleyelim. Buranın da şöyle girişinde güzel bir açıklama var. Tahminim. Evet, neymiş adı, adının hikayesi? Bir bakalım. Evet, hemen şöyle özetleyeyim. Ramazanoğulları Beyliği'nden Piri Paşa'nın oğlu İbrahim Bey tarafından 1579'da yaptırılmış olan 40 kaşık bedesteni ilk dönemlerde imarethane, yani aşevi medrese olarak kullanılmışsa da diyor, Cumhuriyet'ten sonra kapalı çarşı olarak işlev görmüştür. Böyle güzel el emeği, göz nuru ürünler var. Sen bileceksin o işleri. Merhabalar, hayırlı işler. Şunlar çok hoş. Evet, böyle bir girişi var. Bu acaba sembolik mi, gerçek mi bilemedim. Ama ne diyor? Bilal Habeşi ve onun Tarsus'u ziyaretleri diyor. Hazreti Ömer zamanında fethedilen yerleri ziyaret eden Bilal Habeşi Tarsus'a gelmiş ve orada 40 kaşık denilen yere yakın, yani şimdiki makamının bulunduğu yerdeki misafirhanede 18 veya 21 gün kalmıştır diyor. Daha sonra burası mescide çevrilmiş. Çok hoş. Ve yanına kuyu yapılmış. Halk arasında bu kuyunun şifalı olduğu söylenmektedir diyor. Evet. Hikayesi varmış buranın da. Yine aynı bölgede Tarsus Ulu Camii var. Onu da ziyaret edip buradan ayrılalım. Şöyle karşıdan alayım. Bu sağdaki kısım, daha doğrusu bize göre soldaki kısım Saat Kulesi. Sağdaki ise minare. Biraz simetrik gibi duruyor mesafeler. Böyle bir kapıdan giriyoruz. Bir avlu var, şadırvanlar. Evet, eyvanlar. Güzel, ferah, farklı bir mimarisi var. İyice uzun bir mimari tarzı var. Çok değişik geldi bana. Ama orijinal. Evet, buraya böyle bir yapı ilk defa görüyorum. Mihrap, minber. Gayet güzel, uyumlu.
Ulu Cami'de böyle bir ortamla karşılaştık. Abbas halifelerinden Harun Reşid'in oğlu Halife Memun'un kabri diyor. Yine Allah tarafından kendisine hikmet verilen yüksek tabip Hazreti Lokman Efendimizin makamıdır. Ve bir makam daha var. Hemen onu da paylaşayım sizinle. Hazreti Adem babamızın son ve tek olarak doğan ve kendisine 50 suhuf nazil olan Hazreti Şeyh Efendimizin makamıdır. Orası. Evet, aynı bölge içerisinde bir de kilise var. Onu da gezelim ve bu bölgeyi bitirelim. Neymiş? Saint Paul Anıt Müzesi. Memorial Museum. Merhabalar, hoş bulduk. Burayla ilgili bir açıklama yapabilirim. Şimdi niye geldiniz, gezmediniz diyebilirsiniz. Efendim, el çantamı arabada unutmuşum. Burası da müze kartla girilebilen bir yermiş. Çok ilginç. Yani hiç ihtimal vermemiştim. Dolayısıyla içini gezemedik. Ama görseniz... Kilise dönüşü böyle hoş güzel bir mekan bulduk. Elif Hanım'ın konağı yazıyor. Merhabalar. Merhaba. Evet, burası özel konaklama tesisiymiş. Şöyle bir bakalım. Siz mi ilgileniyorsunuz? İçerideler. Peki. Evet, çok hoş bir yer. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de Tarsus'u geziyoruz. Çok güzel bir mekan gördük, böyle gayet nezih. Dedik şöyle dıştan aldık ama ne kadar müsaade edersiniz, şöyle çekelim mi? Öyle mi? Tamam. Üst katlar konaklama amaçlı değil mi? Tamam. Yok, biliyorum. Yok, bilgi amaçlı soruyorum. Tamam. Çok güzel ama mekan kendini belli ediyor. Emeğinize teşekkürler. Evet, çok hoş. Detaylar falan ince ince düşünülmüş. Evet. Koyu gölgelikli. Evet, Singer. Nereye gitsem unutmuyorum bunu. Annemin ilk makinesi, ilk göz ağrısı. Diyor ki o zamanki en önemli makine bunlardı. Marka olarak da öyle. Evet, burası da yan taraf. Güzel dizayn edilmiş. Muhtemelen küçük çaplı. Değil mi? O düğün. Evet, düğün, dernek, nişan. Organizasyon alanı gibi duruyor. Evet, çok amaçlı bir yer olmuş. Güzel değerlendirilmiş. Yani buradan da nereye geliyoruz? İsteyince oluyor. Zaten bak, şunlardan belli. Bunlar tepeden dökülmüş ama sanki böyle başlarına atılmış gibi de bir şey veriyor. His veriyor. Evet, her masada da böyle tablovari görüntüler var. Evet. Haydi bakalım. Evet.
Kleopatra kapısına doğru gidiyoruz. Normalde buraya yürüyerek gelip bu yol boyu da gezecektik fakat merkezi gezince biraz yorulduk. Dedik biraz da arabayla gezilecek bir yer gibi geldi. Ki doğruymuş, mesafe biraz var. Şimdi de Kleopatra kapısından geçiyoruz. Tabii bizim geçtiğimiz taraf itibariyle solumuzda kaldı. Hedefiniz soldadır. Evet. Evet değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Efendim bir sonraki videomuzda sağlık, mutluluk ve esenlik içerisinde görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevdiklerinizle kalın, Allah'a emanet olun.